bütün peygamberlerin uygulamalarının da bir devamı olarak zaten İslam'ı kabul eder ve anlatırlar. Bu anlamıyla bütün peygamberlerin yaşadıkları ve yapıp ettiklerini de Aleviler bir dinler tarihi silsilesi içinde anlamlı kılarlar. Örneğin bizlerin tevhidlerimizde geçen, bütün peygamberlerin, daha doğrusu adı bilinen peygamberlerin adlarının sanıldığı, sayıldığı, 124 nebinin anlatıldığı, erenlerin, evliyaların zikredildiği tevhidlerimizde bu dinler tarihi de bir süreç olarak anlatılır. İşte bu sürecin içinde her peygamberin yaşadığı önemli bir olay bizim için ruhsal tekamülün bir aşaması olarak önemli bir olay kabul edilir. Örneğin Adem peygamberin tövbesinin kabul edildiği gün Muharrem ayına denk gelindiği, evet, gelir, gelindiğine inanılır. Bu şu demektir, aslında tövbe kabul edildiği zaman Adem peygamber, peygamberlik görevini yerine getirmeye başlamıştır anlamına gelir. Ondan önce peygamber? Tabii ilk insan. İlk insan. Ama cennette yaratılıp dünyaya indiği zaman suçlu. Çünkü evet, dünyaya indirilmesi bir yapılan yanlıştan dolayı dünyaya indiriliyor. Evet. Bu yanlıştan Adem tövbe ediyor ama Havva tövbe falan etmiyor. Zaten Adem'in tövbesinden sonra tövbe kabul olacak, başka bir süreç başlayacak. Ve bu süreçte de bizim güruh-u naciye diye kabul ettiğimiz, işte senin sülbün kesildi, benim sülbüm kesildi tartışması yaşayacaklar Havva'yla. Evet. Sonra Adem'in sülbü devam edecek, Şit peygamber olacak. Peşinden Naciye ana gökten inecek ve Şit Naciye'den yeni bir sürek devam edecek. Orada hocam şimdi güzel bir şey değindiniz. Biz cemlerimizde hep tövbe ediyoruz. Hı hı. Bu tövbemiz yaptığımız bir suça değil, yaptığımız bir hataya değil. Kur'an-ı Kerim'de buyurulan Allah her an yedi bir şandadır, her an yedi bir iş ve oluştadır. Dolayısıyla az önceki noksanlığımıza, az önceki noksan eksikliklerimize biz tövbe ediyoruz. Onun için, evet, tövbe çok önemlidir. Tabii ki, tabii ki. Bilip bilmediğimiz şeylere de tövbe ederiz. Çünkü bilinç düzeyinde bilerek yanlış yapmayabiliriz, yapmayız. Evet. Ama bilmeden yapıp ettiklerimiz, ruh boyutunda bunlardan özür dileriz. Bunları yeniden yapmamayı, anlamayı dileriz. Bunları yeniden yapmamak için güç, kuvvet ve irade isteriz aslında. Onun tövbesi. Onun tövbesi. Onun tövbesi. Tabii. Yani oradaki tövbe nasıl bir şeye başlamadan önce temizlenmek şarttır. Onun gibi bir şeydir. Evet, yani bu bilip bilmediklerinden de arınmak için bir istektir oradaki tövbe. Cürhulacı kavramını açtınız. Onu biraz daha açar mısınız? Evet. Şimdi çünkü çok önemli. Evet. Cürhulacı çok çok önemli. Güruh-u Naciye çok önemli. Anlat, yani bütün deyişlerimizde geçer. Deyişlerimizin birçoğunda geçer. Evet. Fakat üzerine çok fazla durulmaz. Güruh-u Naciye aslında ta Şit ve Naciye'den başlayıp İbrahim peygambere, oradan Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed İmam Ali'ye, İmam Ali'den Ehl-i Beyt'i oluşturan unsurlara ve daha sonra günümüze kadar gelen Ehl-i Beyt'in soyundan gelen insanların olmuş olduğu ana yönetici kanaldır Güruh-u Naciye soyu. Bu soy aslında Kevser suyu içirilmiş ruhların, Kevser suyu içirilmiş ruhların doğduğu ve insanlara arınmak ve arındırmak için hizmet eden yönetici ruhların enkarne olduğu, yönetici ruhların bedenlendiği bir soydur. 124 bin nebi ve bunların dışındaki eren evliyalar hepsi bu soydan gelmiştir. Çünkü Aleviler buna inanır. Yani Alevilerin inancı İslam'la en yüksek seviyeye ulaşmış. Çünkü Muhammed peygamber nübüvvetin en son halkası. En yüksek seviyeye ulaşmış. Ama bunun ötesinde İslam'ın öncesinde de
yine İslam'la şereflenen diğer peygamberlerle birlikte bu zamana kadar geldiğine inanılır. Onun için bizim tevhidlerimizde Adem'den bahsedilir, Şit'ten bahsedilir, Nuh'tan bahsedilir, Salih'ten bahsedilir. Evet, bütün peygamberlerden, bütün peygamberlerden bahsedilir. Çünkü oradaki geliş kanalı Güruh-u Naciye kanalıdır. Ve bu Güruh-u Naciye'nin içinden gelen liderlerin rehberlik ve pirlik etmesiyle toplumlar arındırılır, belli bir düzene getirilir. Ve bu düzen sonucunda da Allah'ın emri yerde gerçekleşmiş olur. Yani o nebiler, veliler Allah'ın emrini Güruh-u Naci kanalıyla insanlığa aktarırlar. Evet. Evet, çok önemli. Evet. Peki diğer peygamberler? Evet. Şimdi Adem peygamberden biraz önce bahsettik. Tövbesinin kabul edildiği gün Muharrem'dir. Yani Muharrem konusundan buraya geldik. Bu anlamıyla Muharrem o başlangıçları içeren bir aydır. Yine Nuh peygamberin kavminin helak olup gemisinin karaya oturduğu günün Muharrem ayına geldiğini ne inanılır. Ve aşure geleneğinin de oradan başladığını, yani gemide eldeki kalanlarla yapılan bir yiyeceğin yardımlaşma, paylaşma amacıyla da paylaşılmasıyla oluşan bir yemek. Yani aşure Nuh'un gemisinden sonra daha çok yapılıyor, daha biliniyor. Yani biz öyle inanıyoruz. Evet. Aynı zamanda oradaki elinde kalanlar, insanların bir araya gelip yardımlaşma, paylaşma içerisinde bir afet sonrası birliği de sembolize ediyor. Tabii. Zaten Muharrem ayı içerik olarak birliği, barışı, selameti, paylaşmayı, birbirinin hakkını gözetmeyi, birbirine razı olmayı, birbirinden razılık almayı gerektiren bir aydır. Evet. Yani bir yıla başlıyorsunuz, o yıla temiz bir şekilde başlayabilme niyetiyle yapılan bir aydır.